Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fütuhat-ı Mekkiye 10. sifir 63. kısım. Fasıl içinde vasıl. Kadınlarla cinsel ilişki. Müslümanlar cinsel ilişkinin ihramlıya mutlak anlamda yasaklandığında görüş birliğine varmıştır. Ben de bu görüşteyim. Böyle bir şey gerçekleştiğinde ise bizce meseleye gerçekleşme zamanına göre bakılır. Arafat'ta vakfe yapmazdan önce başka bir ifadeyle gece veya gündüz Arafat'ta vakfe yapmanın caiz olduğu süre sona ermemişse hac bozulmuş ve fakat bütünüyle geçersiz olmamıştır. Çünkü ibadet bozulduğunda onun gereklerini tamamlamak insan emredilmiştir ve insan bundan sonra haccını yapar. Arafat'ta vakfe yapmadan önce ve ihramdan sonra cinsel ilişkiye girmişse bilginlere göre bu konudaki hüküm vakfe yaptıktan sonraki hükümle birdir. Haccı bozulur ve bildiğim bir görüş ayrı olmaksızın bu zorunludur. Fakat onların bu konudaki delillerini bilmiyorum. Biz her ne kadar onların görüşlerini benimsiyor ve görüşlerine uyuyorsak da düşünce şunu gerektirir. Cinsel ilişki vakfeden önce gerçekleşmişse bunun öncesi ortadan kalkar ve ihram elbisesinin yeniden giyilmesi, kurbanın yeniden kesilmesi gerekir. Vakfeden sonra ise bunlar yapılamaz. Çünkü zaman kalmamıştır. Gerçi ihram için zaman vardır fakat kimse bu görüşü kabul etmemiştir. Biz ise bilginlerin görüş birliğine vardığı düşünceyi takip ederiz. Bununla birlikte ben bu düşünceyi zihnimden atamadığım gibi ona göre amelde edemiyor, fetva veremiyor ve bir delil bulamıyorum. Umreye başlamışken ve hac için ihrama girmişken adet olduğunda Hz. Ayşe umreyi bırakmıştı. Ayşe'nin durumunda bana göre meseleye bakılmalıdır. Acaba umresinin ardından mı bunu yapmıştı yoksa bütünüyle mi onu terk etmişti? Burada umre ihramını terki kastetmişse ve adetin varlığının ihram süresi varken onun geçerliliğine etki etmişse hüküm bakımından cinsel ilişki de böyledir. Reddetme ile umreden çıkmayı kastetmemiş ve sadece haccın ona girmesini kastetmişse umrenin birliğini reddetmiş ve hac ile bir araya gelişini reddetmemiştir. Böyle bir durumda o umredeki ihramlı haliyle beraberdir. Hac da ona eşlik eder. Hacıda cinsel ilişki batini yorumda yolda gerçekleşir. Kuşkusuz insan ilahi isimlerin hükmü altında yönlendirilen ve onların otoritelerinin eserlerinin zuhur ettiği bir yerdir. Fakat isimlerin ondaki hükmü insanın halinin, zamanının ve mekanının imkan verdiği tarzda gerçekleşir. Hal ve zamanlar ise ilahi isimleri kendilerine çeker. Bununla beraber insanın özel bir zaman ve mekan kategorisine girmesi bu konudaki ilahi bir ismin hükmünden kaynaklanır. İnsana pek çok ilahi ismin hükmü yönelir ve bulunduğu durumla hepsini kabul eder. Çünkü insan farklı hallerde bulunabilir. Her hal özel bir ismin hükmünü ister ve dolayısıyla ona bu özel halin istediği isim yönelir. Bütün bunlarla birlikte en büyük hüküm sahibi, kendisinde otoritesi olan ve bu ortaklıkla beraber gerçekte kendisine yönelilen isim olmalıdır. Belirttiğimiz hususta sana bir örnek açıklayacağım. Bir insanın Allah'ın bakmasını yasakladığı bir şeyden sakındığını görürüz. Bununla birlikte insan kendisine yasaklanmış gıybete kulak verebilir. Aynı esnada diliyle kendisine yasaklanmış yalan söyleyebilir veya dedikodu yapabilir. Yine bu esnada zekat ya da gönüllü bir oruç verme gibi emredilmiş bir farz sadaka veya zekatı verebilir. Bütün bunlar tek bir şahıstan tek bir anda meydana gelir ki o şahıs insandan yükümlü olan ve bütün organlarını yönlendiren, içinde isimlere ait emirleri kabul eden ki bunlar onda hüküm sahibidir. Bu organlarını kendilerine emrederek dilediği gibi yönlendiren kimsedir. Bu kişi farklı araçlara sahip gerçekte bir kişidir. Bu araçların çokluğu olmasaydı onun üzerinde ancak bir isim hüküm verebilirdi. Araçların sebep olduğu bu çokluk gerçekte bir olsa bile insanın üzerinde ilahi isimlerin hükümlerinin değişikliğini kabule icbar etmiştir. Böylece insan bir bakımdan yardım edilen olurken aynı anda fakat başka bir yönden hüsrana uğrayan olabilir. Hakikat ise yöneten, yükümlü tek bir hakikattir ki o da düşünen nefstir. Böylece insan El-Muiz ismiyle izzet kazanırken aynı zamanda kendisine göre konum sahibi birisine göre El-Muzil ismiyle zelil ve hor olabilir. İnsan böyle biriyle karşılaşır, ona saygıda bulunur, onun izzetinden yararlanmak ister. Aynı anda El-Muzil ismi tanımadığı bir şahsı kendisine musallat eder ve o şahıs bu kişiyi zelil edebilir.
Böylelikle bir adam yönünden aziz olmuş iken başka birinin vasıtasıyla zelil olabilir. Bu ikisinin hükmü de aynı anda gerçekleşirken hükmü kabul eden tek hakikattir. Belirtmiş olduğumuz bu nedenle bir ihramlı eşiyle cinsel ilişkiye girdiğinde bozulmakla birlikte bitirinceye kadar ibadetinin tamamlamak kendisine emredildi ve bu önemsenmemelidir. Çünkü bu esnada kendisine belirli fiilleri yasaklayan ve yerine getirdiği ibadeti zorunlu kılan vaktin sahibi en büyük hüküm sahibidir. Tesadüf, ihramlı insan El-Hazil ismi nedeniyle eşine yaklaşmış, ihramlı iken onunla ilişkiye girmiştir. Dince hüküm başka bir isme ait olduğu için bu isim onunla aynı güce sahip değildir. Bu nedenle kişinin ihramı bozulmuş, hüküm vaktin sahibine kalmıştır. Vaktin sahibi ise insana bozulmasına rağmen ibadeti tamamlamayı emretmiş, El-Hazil ismine yönelmesi nedeniyle de onu cezalandırmıştır. Çünkü bu isim eşine bakmayla kişiye yardım etmiştir. Şari onu geçersiz sayıp bu esnada hükmünü ortadan kaldırsaydı ve ihramdan sonra ve vakfeden önce cinsel ilişki gerçekleşseydi yapılmış kısım reddedilir ve haccın olduğu gibi kabul edilmesi istenirdi. Bu durumda insanın sorumluluğu geçersiz kısım karşılığında kan borcu olurdu. Hükmü bu davranış da ortadan kalkmadığı için akdinde niyetlenmiş olduğu ibadeti tamamlaması emredildi. İnsan bu ibadetten yaptığı kısımla ödüllendirilirken yasaklanmış bir şey yaparak bozduğu kısım nedeniyle de cezalandırılır. Allah hacda cinsel ilişki, taşkınlık ve tartışma yoktur buyurur. Ebu Davud mürsel bir hadiste şöyle demiştir. Bize Ebu Tevbe ona Muaviye yani İbni Selam, ona Zeyd bin Nuaym veya Yezid bin Nuaym kuşku Ebu Tevbe'nindir. Şöyle dediğini aktarır. Cüzam kabilesinden bir adam ihramlı iken yine ihramlı olan eşiyle ilişkiye girmiş. Ardından peygambere ne yapması gerektiğini sormuş. Peygamber de her ikisine şöyle demiş. İbadetlerinizi kaza edin, kurbanlarınızı kesin, sonra başınıza gelen şeyin gerçekleştiği yere gidip oradan ayrılın ve birbirinizi görmeyin. Başka bir hac yapmanız gerekir. Böylece ibadetiniz kabul edilir. Başınıza bu hadisenin geldiği yerde bulunursanız ayrılın ve biriniz diğerini görmesin. İhram giyin, haccın diğer kısımlarını tamamlayın ve kurban kesin. Bu, Hakk'ın tercümanı olan peygamberin dilidir. Peygamberin ifadesi, kendisinde bir bozulmanın ortaya çıktığı bu ibadeti tamamlamakla ilgili iradesinde vaktin hakimi ve zamanı sahibi olan ilahi ismi güçlendirmiştir. Çünkü hükme konu olan kimse, Hakim ismin hitabını duymamıştı. Çünkü Allah onun duymasını engellemiştir. Bunun üzerine hakim isim Allah'ın kelamını ve sözünü duymak üzere zerre kulağını açtığı peygambere şöyle demişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yükümlüye tamamlayıncaya kadar davranışını kaza etmesini söyle. Peygamber de söylediğini aktarmış ve onu bu şahsa açıklamıştı. Çünkü peygamber arzusundan konuşmadığı gibi mümin kardeşi vasıtasıyla çoktur. Öyleyse peygamber hüküm sahibinin hükmünü uygulayan bir perdedar konumundadır. Genel hükümdeki durum da böyledir. En özel alemdeki duruma gelirsek, cinsel ilişkiye girmek doğal nefsin ilahi akıl üzerindeki etkisidir. Akıl, nefsin yaratanına dönük özel bir yönü olduğunu bildiği için nefse başvurmuş, Hakk'ın tercümanı olan peygamberin kendisine tebliğ ettiği bu konuda direnç göstermesi gerektiğinden habersiz kalmıştı. Bu nedenle akıl kendisine verdiği emirde doğanın hükmüne göre nefse uymuştur. O özel yön olmasaydı akıl aldanmaz ve asalet hükmüyle doğanın niteliği olan kınanmayla nitelenmezdi. Bu konuda şu mısraları söyledik. Akıllarımızın nefslerimize uyması pek ağır gelir bize. Ne çetin iştir o. Alçak doğanın kurnazlığı hakim olduğunda bir şahsın aklına o kişi alçaktır. Öyleyse akıllar yüksek zirveyi temsil etseler bile hiç kuşkusuz değersiz olan onun zirvesinin tam karşısında bulunur. Bu ise nefsane doğanın mertebesidir. Akıl yücelerden nefse bakar ve onu kendisinde eğikliğinin bulunmadığı doğrusal bir çizgi üzerinde tam karşısında duruyor görür. Bu çizgi nefs arındığında aşağıdan zirveye doğru yükselişin gerçekleştiği doğrudur. Akıl başarısızlığa uğradığında zirveden aşağıya da bu yoldan düşer. Kuşkusuz aklı nefs hakkında yanıltan çizginin doğruluğudur. Çünkü akıl doğruluk üzerinde yaratılmış, sonra kendisine yükselişiyle nefsin arınmış olduğunu görmüştür.
İşte nefsten aklı aldatan şey budur. Çünkü o akıl için doğada dikkate alınmıştır. Bu inişte ise tercümanın sözü kendisine yardım etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ip sarkıtsaydınız Allah'ın üzerine düşerdi der. Akıl Allah hakkındaki bilginin artışını ister. Bunun için doğaya inerken bu çizgi üzerinde şunu görmek ister. Acaba hakkın düşükle ilişkisi ve zirveyle ilişkisi gibi midir, değil midir? Böylece zevk yoluyla hakkın aynı tarzda olup olmadığını veya başka bir ilişkisinin o bulunup bulunmadığını görmek ister. Her durumda akıl iki yarar elde eder. Bu amaç nedeniyle insana haccın ibadet unsurlarını tamamlaması emredilmiş, ameli bütünüyle geçersiz sayılmamıştır. Bu bağlamda akıl dört meleğin karşılaştıklarındaki bir konuşmasını duyar. Bir melek batıdan, diğeri doğudan gelmiş, biri aşağıdan çıkmış, diğeri de yukarıdan inmiş. Her biri arkadaşına nereden geldin diye sormuş, hepsi Allah'ın katından geldim diye karşılık vermiş. Öyleyse bilginin artışını arzulu isteyişinde aklın hareket etmesi gerekir. Bu sayede Allah hakkındaki bu bilgiyi taklitsiz bir şekilde hal ve zevk yoluyla elde eder. Zirvede taklitle yetinmediği sürece bu bilginin kendisinde gerçekleşmesi mümkün değildir. Öyleyse akıl bu bilgileri elde etmek isteyince bu doğrusal çizgi üzerinden nefse ve doğaya iner. İnerken çizgilerin birleşim yerlerini görmesi kaçınılmazdır. Böylece pek çok bilgiyi müşahede eder. Bu iniş bilgi kazandıran bir zelilliktir ki söz konusu bilgi zelil olan insana şefaatçi olur ve onun eksikliğini onarır. Hacda cinsel ilişkiye giren kimsenin zelilliği olmasaydı peygamberin ölümünden sonra böyle bir şey gerçekleştiğinde şeriatın bu konudaki hükmünü bilemeyecektik. Biz de ibadetlerimizde Rabbimizden gelen bir basirete sahip olalım diye bu bilginin ortaya konulması Allah'ın bize dönük bir rahmetidir. Fasıl içinde vasıl. İhramdan sonra yıkanmak. Bilginler insanın cenabetlik nedeniyle başını yıkamasının caiz olduğunda görüş birliğine varmıştır. Fakat cenabetlik söz konusu değilse yıkanmanın mekruh olup olmadığında görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bir kısmına göre yıkamada bir beis yoktur ki ben de bu görüşteyim. Bir kısmı ise bunu mekruh saymıştır. Baş, insanın bütün güçlerinin mekanı ve ruhani güçlerinin toplandığı bir yerdir. Bu toplayıcılık nedeniyle diğer organlardan farklı olarak burada bir hüküm dikkate alınmıştır. Başa ait olan ilahi isim Allah ismidir. Çünkü o toplayıcılık özelliğine sahiptir. Öyleyse bu ismin koruyuculuğu yükümlü üzerinde ortaya çıkmıştır. Onun güçlerinden biri bozulsaydı bu bozulma ya düzelmesi mümkün bir bozukluğa veya düzeltilmesi mümkün olmayan bir bozukluğa yol açardı. Bazen de bütünüyle telefe yol açan ve insanı insan olmaktan çıkartarak onu bir hayvan haline getiren bir bozulmaya yol açabilirdi. Böyle bir durumda insandan yükümlülük düşer, kendisiyle Allah arasındaki ilişki kesilirdi. Burada muhtaçlık ilişkisini değil, özel anlamda yakınlaşma ilişkisini kastetmekteyim. Çünkü muhtaçlık ilişkisi Allah ile insan arasında hiçbir zaman kesilmez. Bu ilişki yokluk halinde sürdüğü gibi varlık halinde de devam eder. Batini yorumunda insanın kulluk mertebesinden uzaklaşması onun cenabetlik halidir. Bu bağlamda insana vatanına dön denilir. Çünkü senin özün gereği Rab'lıkta katiyen bir payın yoktur. Hak ondan dilediğini sana ihsan etmek isterse o sana tenezzül buyurur. Yoksa sen ona yükselemezsin. Çünkü Allah seni bildiği gibi mertebeni ve nerede olduğunu da bilir. Sen onu bilemezsin. Onu nerede arayacaksın ki? Sen sırf bilgisizliğin nedeniyle kulluğunun dışına çıktın. Dikkat ediniz. Allah dilediği kimseye Rabbanilik özelliği vermek istediğinde şeriat diye isimlendirdiği bir emirle sana iner. Bu iniş bir melek elçi vasıtasıyla gerçekleşir. Bu durumda sana bir takım imkanlar ve betimlediği tarzda hükmetme gücü verir. Söz konusu şeylerde hüküm sahibi olman sana verilmiş Rab'lık miktarıdır. Sana tanımlanan bu ölçü ve aşmanı yasaklanan miktar ise senin üzerinde kalan kulluktur. Sen bir hükümdarsın ve bir kulsun. Sen içinde ödünsün. Hakikatten başkasında varlık yok. Ne bir hüküm, ne bir muhtaçlık var. Benim gibi olan yine benim gibi hayrete düşmüştür. Ne bir zorlama ve ne de bir seçim vardır. Ne fena ne de beka, ne kaçış ve ne de yerleşme vardır. Öyleyse görüş birliğiyle cenabetlikten yıkanmak farzdır. Çünkü sen görüş birliğiyle kulsun ve Rab değilsin. Cenabetliğin dışındaki hükümlere gelirsek bu konuda
şu mısraları söyledik. Onun hükmü güçleri korumak için yıkanmaktır. Bu hüküm de en zorunlu hükümdür. Bilhassa bu hüküm vaciptir. Çünkü o bilgiye delildir. Ve her bilgi özü gereği ona aittir. Tıpkı nasıl ve ne kadar gibi. Allah yarattıklarından onu üstün tuttu. Ona verdiği anlayış gücüyle. Kendilerine ulaşacak zarardan bu güçleri korumayı dikkate alan kimse yıkamayı kabul eder. Bu koruma hastalığı engellemek için ve kendisine sıkıntı veren ve etki eden buharların yansımasını engelleyerek gerçekleşir. Bu konuda yani zarar konusunda zamanın kısalığı nedeniyle haramlığı dikkate alan kişiye göre sebep zayıflar ve bu nedenle yıkanmayı mekruh sayar. Dikkat ediniz! Onlar sebebin gücü nedeniyle cenabetlikte yıkanmada görüş birliğine nasıl ulaşmıştır? Bununla birlikte suyla yıkanma başı daha fazla ıslatır. Allah-u Teala bize ondan uzak durmayı emretti. Çünkü o bize güçleri ve anlamlarında bulunan şeyleri korumayı emretmiştir. Çünkü temizlik ve nezafet Şari'nin amacıdır. Şari El-Kuddüs yani tertemiz olandır. Onun bu isme sahip karşıt anlamlı bir ismi de yoktur. Çekilci bilginler bu ibadetin hikmetini bilemeyince çünkü onlar hak katından gelen bir keşfe sahip değillerdir. Haccın fiillerinin çoğunu taabbudi saymıştır yani salt ibadet maksatlı. Ne güzel de yapmışlardır. Bütün ibadetlerdeki tavrımız budur. Bununla birlikte biz şeriat yönünden bazı ibadetlerin illetlerini biliriz. Bu ise ya hakkın bildirmesi veya kıyasçılar nezdinde hüküm çıkartma şeklinde gerçekleşir. Bütün bunlara rağmen biz ibadetleri Allah'a ibadet kastıyla belirlenmiş olduklarının dışına çıkartmayız. Çünkü illetler bulunur ve maksat olabilirler. Fakat yine de illetler hükmün zorunluluğunda etkin değillerdir. İşte bu şayet anladıysan ilahi mertebeyi tenzihte en güçlü yoldur. Hasıl içinde vasıl. İhramlının başını sabun ile yıkaması. İhramlının başını sabun ile yıkamasına gelirsek bilginler bunun olamayacağında görüş birliğine varmıştır. Böyle bir şeyle başını yıkadığında ise bazı bilginler fidye ödemek gerektiğini söylerken bir kısmı yıkasa bile bir şey gerekmeyeceği görüşündedir. Ben de başkasından veya kendisinden bir engelleme olmaksızın bu görüşteyim. Zahir ve batında temizliği sağlayan her sebebin her durumda kullanımı gerekir. Çünkü Allah güzeldir ve güzelliği sever. Kitap, sünnet veya icma herhangi bir şeyle başını yıkayan ihramlıyı engelleyen bir hüküm getirmemiştir. Allah-u Teala insana ihrama girmeyi emrederek helal olan şey haram haline gelir ve onu izzet sıfatıyla niteler. Bu durumda daha önce kendisine ulaşan şeyler bu engellemeyle artık kendisine ulaşamaz. Çünkü eşya insan için yaratıldığı için insana ulaşmak ister. Öyleyse eşya Allah'ın kendilerini yaratmış olduğu özellik olan amadelik özelliğiyle insanı arar. İnsan ise ilahi surete göre yaratıldı ve bu suret pek çok yönden ulaşılamayacak anlamında izzet sahibidir. Bu izzette örnek olarak onu gözler algılayamaz ayetini verebiliriz. Burada dünya hayatı kastedilmektedir. O gün yüzler aydınlık olarak Rablerine bakar. Bununla birlikte ahirette görme gerçekleşecektir. Burada söz konusu olan göreli bir izzettir. Çünkü yasaklanmış ve sonra mübah sayılmıştır. Öyleyse hak suret sahibi kimse ibadetleri içinde izzet ve engelleme özelliğinde yarattı. Bu ibadetlere örnek olarak oruç, hac ve namazı verebiliriz. Böylece kendisinden dolayı yaratılmış bazı şeyler insana ulaşır. Buna karşın insan bazı şeylerden uzak durur ve yüz çevirir. Halbuki bunların ona ulaşması yasaklanmamıştır. Aynı şekilde suret üzerinde yaratılmış olmak bizden takva duygusunun Allah'a ulaşmasını engellemez. Takva yaratıklarının içinde takva sahiplerinde bulunur. Böylelikle benzerlik içinde benzerlik güçlenir. Bu ise kanıtların kuşkuya katılması demektir. Çünkü her şey ondan, onadır, hatta her şey onun aynıdır. Öyleyse eşya insana gerçekte haram kılınmamıştır. Burada haramlık eşya için geçerlidir. Çünkü insan Rabbi için yaratılmış iken eşya insan için yaratıldı. Binaenaleyh insan Rabbini talep ederken eşya insanı talep eder. Böyle bir durumdaki imtina ve engelleme başka bir vakitteki imtina ve kavuşma gibidir. Kuşkusuz sana mertebeni açıklamış oldum. Allah-u Teala insan hakkında şöyle der. Göklerde ve yerdeki her şeyi size amade kıldı. Başka bir ayette ise o yerdeki her şeyi sizin için yarattı ve cinleri ve insanları sırf bana ibadet etsinler diye yarattım buyurur.
Musa'ya indirilmiş Tevrat'ta ise şöyle buyurur: "Ey Ademoğlu, seni kendim için, eşyayı senin için yarattım. Benden dolayı yarattığım şeyi eşyaya kurban etme." Aziz mertebenin karşısında zerillik yönünü de öğrenesin diye Allah sana mertebeni açıklamıştır. Sen eşyaya karşı izzetli davranmadın ve onu kendine yasaklamadın. Allah eşyanın sana ulaşmasını engelledi. Böylece ihrama girmeyi sana emretmiş, sen de ihrama girmiş ve yasaklı hale gelmişsin. İhram, eşyayı yasaklayan, eşya için yasaklı olan demek. Hakkın bunu emrinden yapmış olmasının nedeni, kendisine bir yaklaşma ve onun katında mertebe artışıdır. Böylece seni üzerinde yarattığı kulluğunu unutmazsın. Çünkü Allah seni bu engellemede memur kılmıştır. Bu ise mertebenin büyüklüğü nedeniyle sana ilişebilecek hastalıklara karşı yararlı bir ilaçtır. Öyleyse senin hakkın suretine göre yaratılman, sende her zaman bir gurur ve izzet meydana getirecektir. Allah ise bu gururu kendine ibadet ederken yapmayı sana emretti. Bu ibadette haram olmayı sana emretti. Öyleyse ihram senin aleyhine değil, lehine olan bir engellemedir. Dikkat ediniz, Allah'ın başarısızlığa uğrattığı kimseler kendi benzerlerine karşı nasıl gururlanır? Ben sizin en büyük Rabbinizim. Acaba onu bu konuda konuşturan neydi? Mertebesini bilmesi mi yoksa kendisini bilmemesi mi? İnsan hakikat ve mertebe bakımından bir kul iken yine mertebe bakımından değil, hakikat bakımından efendidir. Bu nedenle mertebe iddiasında bulunduğunda parçalanır ve mahrum kalır. Hakikat iddiasında bulunduğunda ise korunur ve rahmete mazhar olur. İnsan gerçekte tektir. Fakat bir kısmı inayete mazhar iken bir kısmı değildir. Bu bölümün batini yorumu budur. Allah doğruyu söyler, doğru yolu ulaştırır. 63. kısım sona erdi, onu 64. kısım takip edecektir.